Size selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. Gördüğünüz üzere Ford Tourneo Courier'in modunu aldık. Modlu bir aracımız. 1.42'de şu anda oynuyorum ben. 1.43 beta sürüm çıktı ama beta sürüme geçmedim. Arabamızı modifiye ettim. Şu şekilde göstereyim. Ford'un amblemi güzel. Tourneo Courier güzel yazıyor zaten. Plakamız var. Farlarımız, gördüğünüz üzere egzozlarımız, marşbiyerlerimiz, tavandaki çıtalarımız, spoilerimiz, her şeyimiz güzel. Önde şey de var, rüzgarlık da var. Tamponlar, lipimiz falan her şeyimiz var arkadaşlar. Harita olarak gördüğünüz üzere zor yolların olduğu bir haritamız var. Orayı seçtim. Yollarımız bayağı bir zor. Virajlı, dönüşlü, inişli, çıkışlı. Ölüm yolu diye geçiyor açıkçası bu harita. Bakalım gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Şöyle bir harita belirledim kendimce. Bu yol güzergahında bir gidelim bakalım bizi neler bekliyor. Hep beraber görelim. Haydi yolculuğumuza başlayalım arkadaşlar. Aracımızın içine geçelim. İçini de şu şekilde göstereyim. Bakın gördüğünüz üzere dolu bir paketimiz. Şuradan çalıştıralım aracımızı. Şöyle farlarımızı yakalım. Sislerimiz de yansın. Bakın el frenimizi çektiğimiz zaman gelen sese bakın. Bayağı güzel yapmışlar. Yani sesler bile şu an anlaşılıyor. Bakın. Sinyalimizi gördüğünüz üzere. Bakın vites yani. Vites atışlarımız geçiyor yani şu anda gördüğünüz üzere. Şöyle vitesimizi atalım. Aracımızı sürmeye başlayalım. Gördüğünüz üzere Tourneo Courier ile yolculuğumuz başladı arkadaşlar. Bu şekilde de göstereyim aracımızı tekrardan. Stabilize yolda gidiyoruz. O yüzden biraz direksiyonumuz bile titriyor yani açıkçası. Şöyle sağımıza solumuza bakıyoruz. Solumuz doluymuş. Hemen aracımızı çevirelim. Şöyle güzergahımıza bakalım. Doğru mu gidiyoruz, yanlış mı gidiyoruz? Aynen bu şekilde devam edeceğiz. Saatimize bakmadım ama saat 1.30. Saati gündüz saatine mi çeksem acaba? Saati gündüz saatine mi çeksem? Evet. Düşünüyorum. Bu saatte iyi ya şu anda değil mi? Yani şöyle bir şey de yapabiliriz aslında. Bir duralım. Saatimiz 9 desem. 9 biraz düşük mü oldu? Şöyle 10 yapsam biraz daha aydınlık oldu sanki. Aynen. Saati biraz daha gündüze çektim arkadaşlar. Şuradan görünüyor zaten 10 olduğu. Aynen gündüz yolculuğu daha güzel oluyor. Yani bu aracımızı da buraya takarız biz ya. Öyle bir yüksek kasis yapmışlar ki. Bu şekilde atlayalım aynen. Biraz çabuk hızlanıyor. Yan aynamızı da açalım mı? Açmayalım ya da bu şekilde devam edelim ya. Yani elimdeki direksiyon bile titriyor şu an görüyorsunuz. Stabilize yolda gittiğimiz için direksiyon bile aşırı şekilde titreme yapıyor yani. O hissiyatı şu anda veriyor bana açıkçası. 1.5 Tourneo Courier aracımızla şu an yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu gaz sistemini geçmemiz yok mu? Şöyle yan verelim. Aynen. Aracımıza hasar vermesin diye yan verdim. Şu
Tamam, bakın düz geçtim, gördünüz mü araca nasıl hasar veriyor? Aracımızı fena şekilde sarsıyor yani. Şöyle yan geçeyim buradan yine. Ne kadar çok kasis var ya. Şehir içinde çok kasis var ha. Şöyle haritamıza bakalım. Aynen bu güzergahtan gidip şu güzergaha doğru, Bunda'ya doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Fren hassasiyetim biraz yüksek galiba. Onu düşürsem mi acaba? Şöyle şuradan bir frene baksam bir olur mu acaba? Şunu biraz daha düşüreyim. Aynen şu şekilde yavaşlasın. Stabze yolumuza yine girdik. Arabamızı istop edecek derecede frene bastık galiba. Motorumuz güçlü şu anda. Beygir gücümüz yüksek. Aracımız bayağı iyi hızlanıyor. Gördüğünüz üzere başta gidiyoruz. 90-100 de şu anda. 120-130-140 yapabiliyoruz yani. Teşekkürler, eyvallah kardeş. Sen de bir yol ver baba, biz geçelim bir. Eyvallah. Trafiğimiz gördüğünüz gibi kalabalık. Kalabalık bir trafikte gidiyoruz şu anda. Yolumuz uzun, bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Hep beraber izleyelim, hep beraber görelim. Sollama yapmak tehlikeli ama o kamyona vurdu. Makas atabilir miyim dedim ama kamyona vurduk. Bizi bu yoldan göndermiyor. Şöyle bir bakalım. Burada ne var? Burada yol çalışması var diyor. Burası bildiğin suyun içi ama şu anda. Göndermedi ama sanırım bu suyun içinden gideceğim ben. Yani benim anladığım bu. Aynen. Diferansiyel kilidini geri açalım. Gidelim abi. Bu yoldan gidelim. Sıkıntı yok.
Köprüyü böyle yılan kıvrımı şeklinde döneceğiz anlaşılan. Şekilde devam edelim. Ne çamuru varmış burada ya. Araba çamura battı bakalım. Arka lastiği çıkardım. Ya araç battı abi bildiğin. Buraya da batar mı ya? Şurada çıkaralım bakalım tekrardan. Valla çamur varmış, bildiğin çamura battık. Daha neler göreceğiz bakalım. Çamura battık valla gördüğünüz üzere. Zaten araç çıkmaz. Dört çeker bir araç değil sonuçta. Ticari bir araç yani bu araç. Şekilde devam edelim. Vallahi yolu göremiyoruz bu şekilde. Burada denizi görüyoruz bir tek ama. Tabandan gösteriyor bak. Topladı biraz ama. Suyun içinden çıkıyor ama çamura battı mı çıkmıyor araç. Çamura batan aracı çıkaramıyoruz gördüğünüz üzere. Niye çıkmıyor bilmiyorum. Çamura battığı için mi acaba? Yine mi çamura battı ya? Bu çamura özellikle koyuyorlar herhalde ya. Hadi kardeşim hadi.
geldi. Zorluyorum ama çıkarım diyor. Bütün direksiyonu çeviriyorum abi. Vallahi çıktı ya. Oy. Çamura bak ya. Yani bu sefer normal ışınlanmayı kullanmadan aracımızı çıkarmayı başardık. Bayağı kötü battı ama iyi çıkardık yani. Gerçi normalde diferansiyel kitleme var mı bunlarda bilmiyorum ama olmaması lazım diye düşünüyorum. Sonuçta ETS2 oynadığımız için onun kolaylıklarından biz de yararlanıyoruz yani açıkçası. Biraz sağa gideceğiz mecbur. Şurada bir yerde yine çamura batma ihtimalimiz var. Ama iyi kurtardık. Orada iyi çıktı yani. Diferansiyelin kilidini açalım dedi. Gel frene dokunduk. Bura bayağı bir zor yol arkadaşlar. Normal yola çıktık. Devam edelim, aracımızı da vurduk. Şöyle bir yola bakalım. Aynen, biz nereden geldik? Lamadi'nin başından başladık. Şu kıvrımlı yolu geçtik. Gördüğünüz üzere buradan geliyoruz. Buradan sola döneceğiz. Bu şekilde Bunda'ya kadar devam edelim. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Normalde tırla ve otobüsle de bu yolları geliyorum ben. Otobüste de Irizar i8 ile Ford'un F-Max'ı var tırda da, onunla geliyorum. Bu araçlarla da bu yolda bir deneme yapmak istedim açıkçası. Normal harita modunda da oynayabiliriz tabi Tornio Kurye ile. Direksiyon fena sallıyor şu anda. Taraftan gelen yok ama bu taraftan var. Kardeş tamam hadi biz çarpıyoruz da yani sen de o kadar dar girmesen olmaz mıydı bu yola? Hadi biz çarptık, biz acemiyiz diyelim. Neyse. O da geldi bize çarptı yani gördüğünüz üzere. Yolu tutturamıyoruz. Niye? Çünkü çok hızlı gidiyoruz. Stabil olduğu için direksiyon çok fena sallantı alıyor. Bak şu an direksiyonu görüyor musun? Çok ciddi sallantı var yani direksiyonda şu anda. Aracı zapt etmem lazım. Ve zapt edemiyorum.
Ve aracımız takla attı. Bundan tekrar devam edeceğim. Çok hızlı gidiyorum ve stabilize yolda araç tutmuyor. Yani yol tutuşu iyi değil. Oy 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 oy. Bu ne? Nasıl bir yol? Bu nasıl bir yol? Galiba süs amaçlı herhalde, yoksa benim araç buradan gitmez. Daha doğrusu hiçbir araç buradan gitmez. Göründüğü üzere yolun bozukluğu belli. Yolun durumu ortada. Sanırım hiçbir araç buradan gitmiyor. Ortadaki kayalara bak abi, böyle yol olur mu? Ama adamlar yapmış. Bayağı zorlu ya bu harita. Ölüm yolu, ölüm haritası dedikleri kadar var yani. Şu kayalar olsa şu an sabit bir şekilde, bu araç burada hiçbir şekilde gitmez. Stepway mı o ya? Beni geçti vallahi. Yolumuza bakalım şöyle. Daha dümdüz gideceğiz bayağı. Sağ nereye dönüyormuş? Magu'ya doğru dönüyor. Biz Magu'ya doğru dönmeyeceğiz. Buradan devam edeceğiz dimdirek. Bakalım daha ne kadar gidebileceğiz. Buradan sola dönersek Magu'ya gidiyor. Biz ana yoldan devam edeceğiz. Aracımızda taklamızı da attık. Burada tamir yeri var mı? Bakayım bir. Aynen şu az ileride var. Tamir yeri var. Burada aracımızı buraya çekelim. Bir tamir edelim. Valla böyle marş gideceğiz mecburen. Gel bakalım. Şuraya girelim, aracımızdaki hasara bakalım. Bayağı bir hasar var araçta şu anda. Buradan yolumuza devam edelim. Bizim yolumuz belliydi de araç kaza yapınca mecburen geçmek zorunda kaldık bu tarafa doğru. Bunlar hala burada oyalanıyor mu ya? Bunlar hala burada, biz buradan devam edelim. Çok hızlı gidiyor. Buradan bakalım bir.
Şimdi direkt gideceğiz abimiz. Ama çok zor zapt ediliyor yani araç şu anda. Şu an aşağı mı indim ben? Aynen aşağı indim. Fotoğrafımızı da alalım şöyle. Güzel bir fotoğraf yapalım. Sanırım burası ters yön. Bakalım gidebileceğiz mi acaba? Normal asfalt yola geri bağlanıyormuşuz ya, çok da sıkıntı değilmiş yani aslında. Şu an 140'la falan gidiyoruz. Aynen. Normal Ford Tornio Courier'in gittiği bütün hızlarda gidiyor ama direksiyonu zapt etmek biraz güç yani şu aşamada. Biraz daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Sağa sola vurmamak için. Ha, şu an ana yolda olduğumuz için sallanmıyor. Sarsıntı yok ama yine de araç bayağı bir hızlı yani. Sola dönmeyeceğiz. Bakıyorum. Sağdan mı devam edeceğiz? Şuradan bakayım bir. Aynen biz bu yoldan devam edeceğiz. Valla yollar güzel, şehir güzel. Açıkçası biraz zorlu bir trafik de olsa, uçurumlar falan da olsa ben bu yolu beğendim yani açıkçası. Bu yolu da bu kadar hani mesafeye ilk defa mı geliyorum? İlk defa geliyorum. Aslında tırla ve otobüsle belli bir yere kadar geldim de ben aslında da demiştim yani geldim diye de. Tornio Courier'i yani normal aracı bir araba moduna alma sebebim haritanın sonuna kadar gidebilecek miyim acaba ya da nasıl gideceğim onu bir göreyim diye aslında almıştım. Evet çok güzel takla atarız. Az bir sarsıntıya gelmiyor ya, hemen taklayı atıyor yani. Yokuşa baksana bayağı bir yokuş. Dikrampayı yani bilmiyorum tırlar nasıl çıkar. Bunu da şöyle yapalım. Tırlara makas atabilir miyiz? Bir deneyeceğiz. Şu an attık makasımızı, son numarada geçtik.
Viraja az bir şey daha hızlı girersem araç takla atacak yani. O yüzden çok fazla da hızlı girmek istemiyorum ki. Takla atmayalım yani. Gelme. Tam ben sollarken aracı solluyor ya. Hiç o beni görmedi, o aşağıda kaldığı için. Adam eğimdeydi, ben eğimde değildim. Sollama işi sıkıntı ya. Gördüğünüz üzere en dar yollara geldik sayılır. Lamadi'den başlamıştık. Şu noktadayız. Şuraya kadar bir gelelim bakalım. Karşıdan kimse gelmiyor ki bizim otobüsçü. Bizim otobüsçü bayağı solu zorladı çünkü. Diğer otobüste canavar gibi gitti. Araç çok hızlı geliyor ya. Baksana nasıl geliyor orada. İnilen ve çıkılan yokuşa baksana abi. Şu an 120 ile gidiyor. 120 arası çıkıyor yokuşu. Sağ yap be. Bir türlü toplayamadı arabayı. Bakalım şu an 140-160'da gidiyoruz ama direksiyon aşırı şekilde titriyor. Yani zapt edebilecek miyim bilmiyorum ama daha en iki olan bir daha olabilir. Aracımız aşırı şekilde takla atıyor. En ileriyi merak ettim. Bakalım 140-160 gidiyoruz ama
Bayağı yokmuş buralar ya, araba 70-80 lambda çıktı. Demek ki bizim tır olsa hiç çıkmayacak burayı. Az bir ani direksiyon çevirmelerinde araç takla atıyor ya. Bak şimdi atmak üzereydi, fazla çevirmedim yani açıkçası. Önder abi. Beni yine buradan göndermiyor. Stabze yoldan gönderiyor beni. Aracımız takla atıp duruyor zaten. Ama yine de iyi geldik. Buraya kadar gelmemiz bile mucize. Burada bırakalım. Burada kalsın ya bugünlük. Burada, tam burada bırakalım. Şöyle bir bakalım nasıl bir yol gideceğiz. Oo, bayağı kıvrımlıymış yollar. Şöyle gidiyoruz. Aynen. Güzel ama yol bayağı güzel. Biraz da araç kalabalığı olsa daha da güzel olurdu. Bu şekilde bitirelim ya. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma destek olmak istiyorsanız abone olup yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.